Sevgili dostlar, tekrardan merhabalar. Hayatınızda hep ne oluyor, hiç ne olmuyor? Kök inançlar konusunda bu çok önemli bir soru. Çünkü tekrar eden olaylar kök inançlarınızı oluşturur. Hep iş değiştiriyorum. Mesela bir kök inançtan kaynaklanabilir ki genelde baba desteği eksikliği çıkar. Bunun altındaki kök inanç. Kök inançlar kökleşmiştir. Çocukluk döneminden ya da atalardan hatta anne karnından gelir. Ve bu inançlar bizim hayatımızı, istediğimiz hayatı yaşamamızın önündeki en büyük engeldir. Ve sevgili arkadaşlar, bu kök inançlardan bazılarını şimdi işlemeye devam etmek istiyorum bu seride. Şimdi bir kere atalardan, geçmiş yaşam, yani ataların geçmişinden gelen ya da sizin geçmişinizden gelen bir suç karmanız olabilir. Suçluyum ve bunun bu anlamda kötü biriyim, kötü biri olduğum için iyi ve güzel şeyler hak etmiyorum. Bu kötü biriyimi doldurabilir. Suçluyum olur. İşte ahlaksızım olur, bencilim olur, efendim mesela insanların arasını bozan biriyim olur. Birçok insan kendi içinde kendini acayip derecede yargılar. Böyle olduğuna inanır. Zaten bunu bazen dışarıdan da işitir. Eşi der ki sen çok bencilsin, arkadaşı der ki sen çok kötü birisin. Bunu sıklıkla duymaya başladığında bilin ki bu kişinin negatif benliği bu şekildedir. Ben bunlara negatif benlikler diyorum. Negatif benlikler insanın kendi içindeki ruhunun iyi ve güzel olmadığına, ruhunun tam ve mükemmel olmadığına inanmasıyla çok 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 alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla negatif benliklerinizi önce fark edin. Kendinizi kötü biri olarak algılamaktan vazgeçin. Kötü bir anneyim, kötü bir arkadaşım, kötü bir eşim, kötü bir, kötü bir, kötü bir, kötü bir. Kötüyle başlayan şeyler bize tabii ki geçmişten gelen öğretilerden de kaynaklı. Ahlaksızlık öğretileri, dini öğretilerin bazen yanlış şekilde insanlara aksettirilmesi. Yani günahkarsın, suçlusun. Birçok insan kendi içinde kendini günahkar hissediyor. Arkadaşlar, böyle hissettiğin zaman iyi ve güzel şeyleri hayatına nasıl çekeceksin ki? Yani. Bakın diğer bir konu. İyiliği iyi bir şekilde yapmak inancımız. İyilik yapmak, iyiliği de iyi bir şekilde yapmak kök inançlarımızı değiştirir. Ne demek istiyorum? Küçükken iyilik yaptık ama anne babamız dedi ki ya işte bu kadar da böyle saf olma, saf olduğun için bak insanlar seni kandıracak. O sırada iyilik yapmayı kestik. İyiliğin kötü bir şey olduğuna inandık. Artık safça iyilik yapamıyoruz. İyiliği karşılıklı yapıyoruz. İyiliği iyi bir şekilde yapmıyoruz. İyiliği iyi bir şekilde yapmadığında iyilik yapma problemi, sıkıntı yaşayacaksın. İyi ve güzel şeyleri hayatına çekemeyeceksin. Çünkü vermeden alamazsın. İyilik karşılıksız olduğunda sana bir şekilde getirileri olacaktır. İyiliği iyi bir şekilde yapma öğretisi çok önemlidir. Bunu üzerine biraz düşün. İyilik yaptığın zaman saflık yaptın dediler mi sana küçükken? Böyle bir kök inanç geliştirdin mi? İyiliği saflık, enayilikle karıştırılmak diye düşünebiliriz burada yine inanç olarak. Yine yakınları ve dış dünya, yakınları dışındaki dış dünyayı tehlikeli gösteren anne baba. Dış dünya tehlikeli bir inancına sahip olması sebep oluyor çocukların. Dış dünya nasıl tehlikelidir? İşte yavrum dikkat et, aman insanlara güvenme, başkasından şunu alma, bunu alma. Dış dünya tehlikelidir. O zaman fanusta yaşayan çocuklar oluşur. Fanusta yaşayan insanlar oluşur. Bakın birçok insanın ölüm korkusu yoktur. Yaşamaktan korkar birçok insan. Yaşamaktan korktuğunu nasıl anlıyorum ben bir insanın? Bakıyorum o insan her şeyden korkuyor. Denizde derin açılmaktan korkuyor. Efendim asansörde kalmaktan korkuyor. Kediden korkuyor. Şundan korkuyor. Bundan korkuyor. Bundan korkuyor. Hayatı izlemiş. Hayatın içine dalmamış. Hayatın kıyısında kalmış. Hayatın kıyısında insanları izleyerek geçirdiği için ama ne yapman lazım? Katılımcı olman lazım. Tiyatro sahnesi gibi düşün. Tiyatroyu oynayanlar var, izleyenler var. Hep izleyici olma, katılımcı ol. Kök inançlarından bir tanesi hayatın kıyısında, köşesinde izlediysen panik atağa yatkın olursun. Hayatın kıyısında, köşesinde izlediysen hayatı deneyimlememiş olursun. Ölümden değil, yaşamdan korkarsın. Çünkü yaşamı tam anlamıyla yaşamamışsındır. Bu ölüm korkusuna çevrilir. Yani püf noktası şu, ölüm korkusu yoktur. Yaşamaktan korkmak vardır. Ana nokta, püf nokta tam olarak burası. Bu da çocukken korunaklı yetiştirmek, kendini fazla korumak. Mesela bazı insanlar saf olmaya çalışırlar. Saf, iyi niyetli. Yani kimseye böyle kötülük yapmayayım. Bu insanlar arkadaşlar gelişemezler. İnsanın bir noktada günah işlemesi ya da kötü olması, saflığının bozulması son derece doğal. Ben saf kalayım, çalışmayayım. Niye? İş hayatında yaramaz şeyler var, kötü şeyler var, rekabet var, insanları kandırma var. Ben saf kalayım, ilişkinde kimseyi vaatlerde bulunma. Böyle saf kalacağım derken bir bakıyorsun bu insan yine fanusun içerisinde evden dışarı çıkmayan bir insan. Gelişememiş saf kalmak adına.
ne iş dünyasını tanıyor, ne hayatı tanıyor, ne insanlara yardım edebilir. Bakın saf kalmak o saflığın bozulmasından sonra olur. Hani şöyle yanlış anlaşılmasın, saflığınızı bozun sonra saf kalın demiyorum ama saf kalmak adına da dış dünyadan kendinizi tecrit etmeyin. Çok önemli bir konudur. Çıkın dışarı, çıkın dışarı ve çıkın ne yapın? Kendinizi geliştirin, hata yapın. Bazen başkasını üzseniz de üzülmeyin, bu doğal. Sizi birileri üzdüğü zaman üzülmeyin, bu da doğal. Doğal, hayatın doğalında kırılmak, kırmak var. Evet, yine devam edeceksek. Mesela şimdi kendi aklımı kullanmakla ilgili de yine bilinçaltında kendim aklımı kullanmak tehlikelidir diye bir kök inancım olabilir. Neden? Çünkü ben kendi aklımı kullanıp hata yaptıysam, anne babam da dediyse ki sen bak gördün mü kendi aklını kullandın hata yaptın, bizi dinlemedin dediyse ne dersin? Bundan sonra hata yapacağım için hiçbir zaman kendi kararlarıma göre hareket etmemeliyim. Müthiş engelleyici bir şey, müthiş sıkıcı bir şey. Hayatınız mahvolur. Kök inancınız bu anlamda kendi aklımla hareket etmemeliyimse hep başkalarının sözüne bakarsın. Kendin hareket edemezsin. Karar veremem. Karar vermek tehlikelidir gibi kök inançlarımız da var. Çünkü karar vermişsin, başını belaya sokmuşsun. Sonra demişsin ki ben bundan sonra karar vermemeliyim. Ulan ne yaptın? Hayatını mahvettin. Ne yaptın hanımefendi? Ne yaptın beyefendi? Ne yaptın? Hayatını mahvettin. Neden mahvettin? Karar vermeden gelişemezsin. Karar vermek, hata yapmak, gelişmek ve öğrenmek demektir. Dolayısıyla karar vermek, gelişmek için kök inançlarından bu anlamda kurtulman lazım. Hep travmatik olaylardan bahsediyoruz. Yeni Alman tıbbı çerçevesinde hastalıkların travmaları var diyoruz. Peki bu travmalar tesadüfen mi oluşuyor? Onları destekleyen inançlar var. Hayat zordur diye bir kök inancın varsa, zorluk yaşadığın bir iş hayatından sonra travma yaşıyorsun, hasta oluyorsun, kalp rahatsızlığı. Mesela zorlukla çok alakalıdır. Ya da tip 2 diyabette, şeker hastalarında özellikle zorluk, mücadele, direnç gösterme vardır. Sen bunu anne babandan kök inanç olarak aldın. Ya anne baban hayat zordur, ekmek aslanın ağzında, midesinde dedi. Ya da sen farkında olmadan babanın çok zorluklar içinde çalıştığını gördün. Ben de dedim ki ya ben de hayatı böyle dolu dolu rahatça yaşamayı hak etmiyorum dedim. Kök inancın oluştu. Kök inancın oluştu ve bunu da çözmen lazım. Yoksa hayatı zor yaşarsın. Hayatın zor olduğunu inandığında hayat zor olur. Bir hastalığın zor iyileşeceğine inandığında o hastalık gerçekten zor iyileşir. Ya da iyileşeceğine inanmadığında inancın kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Kehanetler çıkar. Kehaneti sen yaratırsın. Kehaneti adeta plasebo gibidir. Plasebo boş hap demektir. İnsanlara boş haplar vermişler. Bu hap seni iyileştirecek demişler. Hapı atmış insanlar iyileşeceğine inandığı için iyileşmiş. Hapın içinde etken matke yok. Buna plasebo deniyor. Sen de plasebo yapıyorsun kendi kendine. Kötü şeylere plasebo yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Kötü şey düşünüyorsun. Başıma gelecek diyorsun. Başına geliyor. Başına gelir. Başına gelmek zorunda. Kendini inandırdın. Hayal ettiğin şeyi beyin gerçek zannetti. Bir süre sonra korktuğun şey başına geldi. Sakınan göze çöp battı. Türk atasözüdür. Yani dolayısıyla şuna dikkat etmen gerekiyor. Pozitif şeyler düşünerek, inanarak, inançlarını yeniden gözden geçir. Kendine söylediklerini fark et. Kök inanç bununla ilgilidir. Başkalarına anlatırken, ya arkadaş hayat çok zor ya, hayat acımasız dediğini fark et. Bunun bir inanç olduğunu fark et. Bu bir gerçeklik değil. Kök inançlar kendini gerçeklikmiş gibi algılatırlar. Sanki başka bir düşünce yok, bunun dışında başka bir alternatif yok. Kadınlar kötüdür, erkekler şöyledir, hayat böyledir, iş böyledir, şu böyledir, bu böyledir. Sürekli her şey hakkında yargılarım var. Bu yargıların ne kadarının gerçeklik olduğunu düşünüyorsun? Senin gerçekliğin o, gerçek hayattaki gerçeklik değil. Sen görmek istediklerini görüyorsun. Acımasız insanlar vardır, var ama sen hep onları görüyorsun. Dünyada kötü insanlar vardır, vardır, hep onları görüyorsun. Hayatta zorluklar vardır, vardır, hep onları görüyorsun. Kök inancın sana sadece ve sadece orayı görmeni ve başka hiçbir şey görmemene neden oluyor. Dolayısıyla kök inançlarını değiştirdiğin zaman hayatında daha algını genişletirsin. Hayatın zor da olduğunu, kolay da olduğunu, acıların da olduğunu, sevincin de olduğunu, hayatın her aşamasından geçen ruhlar olduğumuzu fark edeceksin. Sevgiye kalbini bu anlamda açacaksın. Zihnini genişleteceksin, düşüncelerini genişleteceksin. Hayata pozitif bakacaksın. Bu kolay. Bu kolay. Kök inançlarını fark et. Önce kendinle ilgili konuşmalarını dinle. Başkalarına anlatırken, bir olayı anlatırken hangi kelimeleri sıklıkla kullandığını dinle. Bu dinlediğin kelimeleri anlayacaksın ki hayatta neye inanıyorsan o olur. Hayatta olup bitenlerin sebebi koşullar değildir. Neye inandığındır. Hayatın zor olduğuna inandığın için hayat zordur. Hayat zor olduğu için hayat zor demiyorsun. Hayatın zor olduğuna inandığın için öyle bir hayatı çekiyorsun yaşamına. Çekim yasası burada gerçek oluyor. Onu bir dua hükmünde kabul ediyor Yaradan. Dualarına dikkat et, düşüncelerine dikkat et, inançlarına dikkat et. Bu inançları ilk nereden kaptın? Bunları fark et, bunları dönüştür, bunları değiştir. Bu şekilde hayatın en iyi şekle gelecektir diyelim. Teşekkür ederiz.